Dalga mı geçiyorsun? Nerede yaşıyorsun? Sen kimsin Türklüğü anayasadan çıkarıyorsun? Halkın ne istediği belli. Hani çok ciddi toplum mühendisi olmaya gerek yok. Birazcık toplumun içinde olsan anlarsın. Ekonomiyi düzelt, adaleti sağla, hukuku temin et, yargıyı düzelt, şu sığınmacılardan bir kurtul. Bu kadar. Çok da fazla bir şey istemiyor insanlar. Özel yaşamlarına karışma, özgür bir Türkiye olsun, çağdaş bir Türkiye olsun. Bunu vaaz etmek yerine Türklüğü anayasadan çıkarmayı vaaz ediyorsun millete. Dalga mı geçiyorsun? Nerede yaşıyorsun? Sen kimsin Türklüğü anayasadan çıkarıyorsun? Bu toplumun öz benliğini oluşturan, öz kimliğini oluşturan bir kavramı, bir üst kavramı. Atatürk'ün bize kazandırdığı kavramı. Bak, Türklük, Türk tarihinde 1500 yıldır, 2000 yıldır, 3000 yıldır olan bir şey değil. Biz bir gün Selçuklu olduk, bir gün Osmanlı olduk, bir gün şu olduk, bir gün bu olduk. Hepsi bizdik. Ama biz Atatürk'le Türk olduk. Türk tarihinde ilk defa ne mutlu Türk'üm diyene kavramını Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize kazandırdı. Ve bu cumhuriyetle geldi. Atatürk bilmiyor mu bu ülkede Ermeni yaşadığını, bilmiyor mu Kürt yaşadığını, bilmiyor mu Rum yaşadığını? 72 milletin bu coğrafyada, Anadolu coğrafyasında 1000 yılı aşkın süredir var olduğunu Atatürk bilmiyor mu? Biliyor ama diyor ki hepimizin ortak idealleri var. Hepimizin ortak paylaşımları var. Hepimizin ortak bir tarihi oluştu. Hepimiz ortak bir geleceğe bakıyoruz. Ve kardeş gibi aynı coğrafyada yaşıyoruz. Atatürk'ün aslında anlattığı bu. O cümle içinde. Ne mutlu Türk'üm diyene cümlesinin içinde bunları anlatıyor. Bizde bir birliktelik oluşmuş. Bu birlikteliğin adını Türk koyalım. Ne mutlu Türk'üm diyene diyen herkesi de bu çatı altında, bu bayrak altında, bu toprak üstünde yaşatalım. Atatürk bunu koyuyor. Toplumun istekleri belli. Onlara sunacağımız kavramlar, onlara sunacağımız projeler ortada. Ama sen çıkacaksın, Türklüğü anayasadan çıkaracağım diyeceksin. O Türkler seni siyaset sahnesinin dışına atar. Öyle bir şey olmaz. Bu toplum bunu kati surette kabullenemez. Toplumun yok mudur bu kavramları kabullenmeyen veya bu kavramların derinliğini algılayamayan insanımız vardır. Ama ya tarihini bilmiyorsun ya da başına neler gelebileceğini kestiremiyorsun.